Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampı'nda geldik 18. günün ikinci dersine. Paralel kenarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereye kadar? Alan konusuna kadar. Yarın da alanı işleyeceğiz. Evet, nerede kalmıştık hemen kitabımızda bakıyoruz. Sayfa numarası 113'te kalmıştık. Sayfa numarası 113, 114 ve 115'in sol tarafını işleyeceğiz sizinle birlikte şimdi. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi burada şu soruda kalmıştık ve geçen ders dersimizde de, yani örnek 15'te kaldık. Geçen dersimizde de hep şundan bahsettik. Üçgen aşırı derecede önemli. Yani bir ders boyunca üçgenle ilgili çözülebilen sorularından bahsettik paralel kenarın ve tanımına çok vurgu yaptık. Özellikle oranlamalar varsa büyük ihtimalle nereden çıkıyor? Oran mantığını kullanmak için. Paralel kenarda oran mantığı nasıl kullanılıyordu? Tabii ki benzerlik mantığıyla kullanılıyordu. Üçgendeki benzerlik mantığıyla. Şimdi örnek 15'e geldik. Örnek 15'e geldiğimiz zaman da biz soruya baktığımız zaman hocam burada bir oran var. Hocam şurada da bir oran var. Bak ilk soruda detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu tarz sorularla çok karşılaşıyoruz. Böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapacağız? Bir kere oran varsa ne vardır? Benzerlik var. Şimdi benzerlik varken de şuradaki oranı kullanmak için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Doğru. Kelebek benzerliği oluşturuyorsunuz. Evet. Paralel kenarda oran varsa genelde ince ayrıntı kelebek benzerliği. Hemen ne yaparsınız? Buradan yukarı doğru uzatırsanız şöyle bir kelebek oluşturursunuz. Bir de büyükteki kelebek var şöyle. Kelebekler iç içe giriyor. Biraz soruyu zorlaştırabilirsiniz. Bazı sorularda. Hani direkt yukarı doğru uzatıp kelebek yapmak ya da buradaki oranı kullanarak şuraya doğru uzatıp şuradaki paralelikle şurada bir kelebek oluşturmak ve artı şu büyükteki kelebeğe bakmak şöyle yine soruyu çözdürür bize. Bak oran mantığı. Buradaki oranı kelebeğe tamamladım. Oranı kullanarak ya da buradaki oranı kullanarak bu sefer dikey paralelleri düşünerek dışarı uzatıp şöyle kelebek benzerliği yapabiliyoruz. Ya da ne yapacağız biliyor musunuz? Burada oranlamaların olduğu yerde ya buradan paralel çizeceksiniz ya buradan paralel çizeceksiniz. Ben genelde şunu tercih ediyorum. Kelebek oluşturmayı elbette ki çok seviyoruz ama kelebekte de şu içeri çizilen kelebek, içeri çizilen paralelle oluşan kelebek, içeride oluşturduğumuz kelebek çoğu soruda daha da büyük kolaylık sağlıyor bize. O yüzden ben içeri doğru çekmeyi öğreteceğim. Mesela şuradaki mantığı kullanalım. Bu mantığı kullanmak için hocam bu sefer burada böyle yukarı doğru demiştik ya, bu sefer yukarı doğru değil de içeri doğru çizelim. İçeri doğru çizdiğimiz zaman hocam şunlar birbirine paralel oldu. Hatta burası da paralel. Bak burada ne çıktı? Hocam şurada bir kelebek benzerliği çıktı ve artı burada ne çıktı arkadaşım? Şu paralelliğe bakacak olursak da temel orantı çıktı. Yani kelebek ince ayrıntı ama kelebek çizdiğimizde de temel orantı da çıksın. Buradaki kelebeği ve temel orantıyı kullanacağız. Hocam şurada ne var? Benzerlik var. 1/2 hatta direkt ortaban var. Yani burası K iken burası ne oldu? 2K. Burası da 2K. Hocam 4K yukarısı aşağısı da 4K. Şimdi sarı kelebekteki oran kaç oldu? Bak bakalım sarı kelebeğe. Hocam 1'e 4 oldu. Çok güzel. 1'e 4 ise o zaman burası 4 iken burası da ne olmak zorunda? 16 olmak zorunda. 16 olmak zorunda. Baktınız burada içeri doğru çizdiğinizde kelebek oluştu ama temel orantı oluşmadı. O zaman diğer oranlamaya bakarsınız. Buradan paralel çizersiniz. Bu sefer yatayın üstünde ya. Yataya paralel çizemezsiniz. Buradan nereye paralel çizeceksiniz? Dikeye. Dikeyler de şöyle ya. Şuradan paralel çizersiniz. Ama burada da çizseydik sadece kelebek oluşacaktı. Temel orantı oluşmayacak. Sonra yamuk bilgisinden belki şuradaki oranlamalara da ulaşabilirsiniz ama üçgen bilgisi oluşturup da yapmak, yani paralel çizdiğinde hem kelebek oluşsun ki kelebek oluşuyor burada, hem de temel orantı oluşsun diyoruz ki işimiz daha kolay olsun. Bak mesela buradan çizdik, hem kelebek oluştu hem de temel orantı oluştu dostlar. Buna dikkat edelim. Ben bu şekilde yapıyorum. Sen istersen dışarı doğru da yapabilirsin ama kelebekler iç içe bazen daha da karıştırabiliyor soruyu. İstediğin şekilde yap. Zaten ben üçgende de şunu hatırlatayım istersen. Şöyle bir üçgende hani şöyle 2K, K bir de böyle işte atıyorum şunlar birbirine eşit olduğunda ya buradaki oranı kullanıyorduk ya buradaki oranı kullanıyorduk. Şuradaki oranı kullanarak şöyle paralel çizebiliriz. Ya da oradaki oranı kullanarak nasıldı? Şunlar birbirine eşit. Şöyle. Burası 2K, K. Şuradaki oranı kullanarak ya yukarı doğru çizdik ya da şöyle paralel çizip şurada bir kelebek oluşturabilirdik. Tamam. Bu şekilde de olabilir. Ya da şuradaki mantığı kullanarak ya buradan sola doğru ya da buradan aşağı doğru çizerek de paraleli sonuca yine ulaşabiliriz dostlar. Biz bunu zaten üçgende anlatmıştık. Aynı şeyi bak paralel kenarda da yapıyoruz. Tamam. Örnek 16'ya gelelim. Örnek 16'daki soruya baktığımız zaman oranlamaları hemen yazalım öncelikli olarak. Şurada burası K iken burası 2K verilmiş. DF uzunluğu 2K, burası K verilmiş. Bak şimdi elimde iki tane oranlamanın olduğu yer var. Bir burada var, bir de burada var. Hocam şuradan bir paralel çizsem kelebek, bak şunu yapabilirsin. Şuradaki oranı kullanmak için dışarıya çizip şöyle bir kelebek oluşturabilirsin. Hocam burada bir kelebek oluştu. Sonra şunu şöyle çizdin ya, bir de büyük kelebeğe bakarsın, kelebeklerden sonuca ulaşabilirsin. Ama aynı
Aynı şekilde şuradaki oranı da kullanarak hop dışarıya doğru çizip şurada bir kelebek oluşturabilirsin. Bir de büyük kelebeğe, yani şuradaki kelebeğe bakıp yine sonuca ulaşabilirsin. AB'nin tekniğim, ben size şunu tavsiye ediyorum. İçeri doğru. Şuradaki oranlamayı kullanarak hop içeri çizdin. Kelebek oluştu ama temel orantı oluşmadı. Bazı arkadaşlar şöyle yapabilir. Hocam yamukta ortaban oluştu deyip oradan yapabilirsiniz. Tabii ki. Ama ben hem kelebek hem de temel orantı, yani sadece üçgen bilgilerinden yapmanızı istiyorum. Kendinizi öyle alıştırın. Daha kolay olacaktır. Bu ama bazen de illa benim dediğim şey olmuyor bazen. Kolay olan yöntemde bazen de bu olabiliyor. Dışarıya doğru oluşturmak da olabiliyor. Biz ne yapalım şimdi? Buradan paralel çizelim. Bakalım buradan paralel çizdiğimiz olacak mı? Burada yatayların üstünde, o zaman dikeye paralel çizeceğiz. Dikeye paralel çizdiğimiz anda şöyle şuna paralel çizdim. Buna paralel, buna paralel. Kelebek benzerliği direkt çıktı mı kardeşim? Çıktı. Kelebek benzerliği bu şekilde karşımıza çıktı ve kelebek benzerliğine baktığımız zaman oran yok. Ama bir de temel orantı da var burada hocam. Temel orantı da bu sefer şu paralelliğe baktığınız zaman böyle 2/3 oran var. O zaman burası 2n'ken burası 3n deriz. Hocam burası da 3n. Sonra toplamda 6n oldu burası. Dikkat et. 6n. Burası da 6n o zaman. Kelebekteki oran, sarı kelebekteki oran kaça kaç oldu? Hocam 2n'e 6n oldu. 1'e 3 oldu. Sağdan sola 1'e 3 oran var. 1'e 3 orandan dolayı bak burası kaç çıktı? 12 çıktı. Hem kelebek hem de temel orantı işimizi kolaylaştırıyor şekilde görüldüğü gibi. Ha bu soruların farklı versiyonu nasıl olur? Uzunluk versiyonu da değil de alan versiyonu da sorulur. Öyle soruları da zaten alan konusunda da çözeceğiz size. Ama direkt alan sorusu da çıkarsa ilk önce oranlamaları bulup alanları dağıtacağız. Alanları dağıttıktan sonra da zaten direkt üçgen alan dağıtımından sonuca da ulaşacağız. Tamam. Evet, örnek 16'yı bu şekilde bulduk. Geldik yeni nesil bir soruya. Zehra. Zehra kimdi? Ali Kara'nın kızı. Yani benim yerim. Bir tahtaya 5 tane çivi çarpmış. Şekildeki gibi 5 tane çiviyi çarpmış buraya. Sonra diyor ki soruyu anlamaya çalışalım. İyice yorumlayalım. Sonra diyor ki ABCD çivilerin etrafına ip sarıldığında oluşan şekil bir paralel kenar ve ip E noktasındaki çiviye temas etmektedir. Tamam. 15 ve 5 birim verilmiş. Onları da yazarız. İlk önce bir animasyonunu göstermek istiyorum sana. Zehra A ve B çivilerine uzunluğu 30 cm olan bir ip bağladığında, ip D çivisinin arkasından geçtiğinde gergin ve oradan D'den alıyorum. E çivisinin arkasından geçtiğinde de yine gergin halde oluyormuş. D çivisi ile E çivisi arasındaki uzaklık kaç cm'dir diye soruluyor şimdi bize. Arkadaş, ilk önce şunun etrafına, ABCD'nin etrafına şöyle bir gergin bir ip serelim bakalım. Gergin bir ipi böyle koyduğumuz zaman ne oluyormuş? Karşımıza bir paralel kenar çıktı ve E çivisi de ne yapıyor? İpe temas ediyor. Bu ne demek? E çivisinin ipe temas etmesi demek E noktası paralel kenarın üzerinde olduğunu söylüyor. Sonra elimizde bir yeşil ip var. Yeşil ipi alıp D çivisinin arkasından geçirdiğim zaman ip gergin oluyor. Sonra o ipi alıp yeniden E çivisinin arkasından geçirdiğim zaman da yine ip gergin oluyor. İşte buradaki olayın hikayesi bu arkadaşlar. Şimdi buna göre diyor D ile E çivisi arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Öncelikli olarak animasyonda gördüğümüz şeyi biz de buraya bir çizelim kardeşim. Şöyle ne yapıyoruz? Bu çivilerin arkasından ya da vidaların arkasından diyelim. Şöyle ip gerdiğimizde bu bir paralel kenar oluyormuş. Şimdi elinde yeşil şey var. İp var. Bu yeşil ipi ben tam D'nin arkasından geçirdiğim zaman şöyle geliyor, böyle geliyor. İp gergin oluyor. Ve verilen bilgileri de tam anlamıyla yazalım bu arada. AD uzunluğu 15 verilmiş. CE uzunluğu 5 verilmiş. O zaman burası da kaç oldu? 10 oldu. Şimdi bu 30 cm uzunluğunda olan bir ip buraya bağlandığında bu şekilde oluyor. Yani burası ne oldu arkadaşım? Şunun uzunluğu kaç? Bunun uzunluğu 30 ya. Aa hocam, burada tam D'ye, yani ipi, yeşil ipi tam D'nin arkasından geçirdiğim zaman böyle böyle oldu. Burası 15 değil mi? Yani tam AD. A'ya bağlı ya. AD gergin olduğu için tam AD'nin üstünden geçiyor. AD'si 15'te. Burası da 15 değil mi? Evet. Yani şuranın da bir 15 olduğunu yazalım dostlar. Bu şekilde olduğunda. Peki ben diğer ipi mavi ile göstereceğim. Aslında yeşil ip aynı şekilde. Yeşil ip bu sefer E'nin arkasından geçtiğinde diyor. Hocam E'nin arkasından geçtiğinde de görüntü şu şekilde olacak. Şöyle bir şey olmak zorunda. Aa hocam, burada yeşil ipin birazı 10'sa diğeri de ne olmak zorunda? Toplam 30'du. Aynı ipi hem D çivisinin arkasından hem de E çivisinin arkasından kullanıyorum ya. Eş yapılar, ÖSYM sever. Burası 30 olacak tamamı. O zaman buraya da ne kaldı o zaman? 20 kaldı. Yani şuradaki uzunlukta tamamı 20. Aklımızda bulunsun. Peki sonra ne yapacağız? Hocam şuraya baktığımız zaman bir kelebek benzerliği direkt karşımıza çıktı. Ne güzel. Şuradaki kelebek benzerliğine baktık. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran şuraya baktığım zaman 10/15, 5'e bölsen 2/3. 2/3 oran var. O zaman burası 2A iken burası 3A'dır. Burası 2B iken burası da 3B'dir. Hemen yazdık. 2A'ları 3B'leri yazdık. 2B, 2A, 2B, 3A, 3B'leri yazdık. Şimdi dikkat et. Şurası 5B, 15'e eşit. Hemen yazıyorum.
yazıyorum. 5B eşittir 15 ise B'yi buradan 3 bulurum. B3 ise o zaman burası 6 yaptı. B3 ise burası 9 yaptı. Hemen 9 da yazdık buraya. Sonra hocam şurası var. Burası da 20. 5A 20. 5A eşittir 20 ise A'yı da buradan 4 bulurum. A4 ise burası 8 olur. A4 ise burası da 12 olur mu? Olur. E sonra uzunluklar çıktı karşıma. Mesela 6 var, 8 var. A burası da 10. 6, 8, 10 üçgeni sağlandı. Dolayısıyla burası ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. E burası da 90. Benden ne isteniyordu? Benden şuradaki uzunluk isteniyordu. D ile E çivisi arasındaki uzaklık isteniyordu. Yani burada artık Pisagor bağıntısı yapacağız. Yapalım Pisagor bağıntımızı. Pisagor bağıntısında kenarlarımız kaçar? 8 var, 9 var. E o zaman şuraya bir x diyecek olursak 90 derecede bulduk ya. X'in karesi eşittir 8'in karesi artı 9'un karesi yapar. 64 artı 81 yapar. O da 145 yapar. X kare 145 ise x de böylelikle 145. Yani kök 145 yapar. Kök dışına çıkmaz. Böyle kalır kardeşim. O zaman 17. soru kök 145 oldu. Güzel sorulardan biriydi. Gerçekten hoş sorulardan biri. Burada sadece 90 dereceyi yakalamak önemliymiş. Tabii bir de burada kelebek benzerliğine de dikkat etmemiz gerekiyormuş. Evet, hoş bir soru. Geldik örnek 18'e. Şimdi ABCD paralel kenarında D noktasının AK'ya göre simetriği ile C noktasının BL'ye göre simetriği paralel kenarın içinde bir M noktasıdır. Evet, ben D noktasının simetriğini alacağım şöyle. Hani şunlar birbirine eşit oluyordu. Şurası dik oluyordu. Buradaki nokta aynı zamanda C noktasının buraya göre simetriği olan buradaki nokta. Yani şunlar şöyle şey olunca buradaki nokta M noktası oluyor. Şimdi dostlar, o zaman biz şeklen de bunu gösterelim. Niye lazerle gösteriyoruz? Hemen ne yapıyoruz? Hocam D noktasının simetriğini aldım. D noktasının simetriği şu şekilde oldu. Buraya geldi. Hemen yazıyoruz buraya. D noktasının simetriğini alırken şunlar birbirine eşit ve burası 90 derece. Ondan sonra öbüründe de C noktasının simetriğini aldım. C noktasının simetriğini alınca da aynı noktaya geliyormuş. E burası 90 derece olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak mı? Olacak. Ve bunlar nerede kesiyorlarmış? M noktasında kesiyorlarmış. Çevre KLM'yi vermiş. O zaman KLM'yi oluşturmak zorundayız. KLM oluşturacağız. Ve şuraya baktığımız zaman, aa hocam, dik tabanı iki eş parçaya böldü. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Hemen burada ikiz kenarı yazdım, gösterdim böyle. Aynı şekilde burada da dik tabanı iki eş parçaya bölmüş oldu. Yani o zaman şu parçayla da şu parça birbirine eşit olmuş oldu. Çevre KLM'den bahsediyor. E arkadaş, bunun çevresine bakalım şimdi. A dersem burası A. B dersem burası B oldu. Şuraya C dersem çevre A artı B artı C yaptı ve 24 verilmiş. Yani A artı B artı C 24 bulduk. E hocam, A artı B artı C 24 ya. Aa, şuraya bak şimdi. Hocam burası da A artı B artı C. Yani çaktırım A'dan aslında bize burayı vermiş. Burası kaç? 24'müş. E alt tarafta 24 oldu mu dostlar? Oldu. E BC uzunluğu 13'müş. Şurası 13'müş. Bu 13'ü de kullanacağım. O zaman burası da 13. Buna göre ABM üçgeninin alanı nedir diye soruluyor bize. ABM üçgeninin alanı soruluyor. Hemen ABM'yi de şöyle bir çizelim mi seninle birlikte? Çizelim. Şimdi dostlar, burada da yine aynı şekilde. Bak burası dik ve tabanı iki eş parçaya böldü. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. 13 ise burası da 13 yaptı mı? Yaptı. Aynı şekilde burası dik ve tabanını iki eş parçaya böldü şöyle. Hocam burası 13 ise burası da 13 oldu o zaman. Aa, ne güzel. Benden ne isteniyor? Şuradaki üçgenin alanı isteniyor. E buradaki üçgenin alanını bulurken de ne yapacağız? İkiz kenar üçgen var. Tabanda mevcut. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer hocam deyip insanlık yaptınız ve tabana ait yüksekliği çizdiniz. 12 12 diye böldü burayı. 5 12 13 üçgeninde burası 5 çıktı ve üçgenin alanı da ABM üçgeni. Alan ABM. Hemen şuraya yazıyoruz. ABM üçgenin alanı ne oluyor? Taban 24. Yükseklik 5. 24 çarpı 5 bölü 2. Yani kaç yapar böylelikle? Cevap 60 çıkar dostlar. Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Ben bu soruyu katlama sorusu olarak da sorabilirdim. Ama bilerek bu sefer simetriyle alakalı bir soru sordum. Aslında dikkat edersen buradaki üçgenin buraya katlanmışı bak buraya geldi. Sonra buradaki üçgenin de buraya katlanmışı bak buraya geldi. Soruyu katlama sorusu olarak da sorabilirdim. Şekil 1 bu şekilde verilip de şekil 1 bu şekilde verilip de bize şekil 2 de şu şekilde verilebilirdi. Hani şunu şöyle katla, şunu şöyle katla. Şu şekilde verilirdi. Sonra buradaki M noktası verilip bunun çevresi ve bunun alanı nedir diye de sorulabilirdi. Haberiniz olsun. Ama yani hep katlama, hep katlama, hep katlama. Tamam, ÖSYM önem veriyor da bu sefer katlama yerine ya böyle simetriğini de sorarsa, aslında biz burada şöyle bunu buraya katlarken ne yapıyoruz? Bu doğruya göre aslında bu üçgenin simetriğini alıyoruz. Ya da bunu böyle katlarsa katlarken ne yapıyoruz? Bu doğruya göre şu üçgenin böyle simetriğini alıyoruz aslında. Katlama sorularıyla simetriğini alma soruları aslında hemen hemen aynı. En azından buradaki farkı da sana gösterebilmek için soruyu bu şekilde yazdım. Haberin olsun. Tamam gençler. Evet, geldik örnek 19'a. Ege Ağa'nın E'si. Evet, sınavda da çıktı. Hatta sınavda çıkmadan önce yazdım ben böyle bir soruyu. Hala da aynı mantıkta soru sınavda çıkabilir. Güzel bir soru. Dikkat. Uzun kenarı x birim olan şekil 1'deki
kağıttan 7 tane kullanılarak şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'nin çevresi şekil 1'in çevresinden 60 cm fazla olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi x verilmiş ve şekil 2'deki çevreden falan da bahsediliyor burada. O zaman ne diyelim? Kısa kenara da şöyle bir y diyelim istersen. O zaman burası uzun kenar x, x uzun kenar x, x uzun kenar x, uzun kenar x, uzun kenar x. Bak burası da x, x burası da x, burası da x, burası da x oldu mu? Oldu. Sonra kısa kenar y, kısa kenar y, kısa kenar y, kısa kenar y, kısa kenar y'leri de şöyle yazdık mı? Yazdık. Şimdi dostlar, bu şekilde bir paralel kenar ya da dikdörtgen verilip de karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerden bahsediyorum ya da paralel kenar verilip de paralel kenarların böyle özel halleriyle yapıştırılıp da bir şekil oluşturulduğunda bunun çevresi sorulduğunda özellikle karşılıklı kenarları paralel olan özellikle paralel kenar, dikdörtgen, karede bu tarz sorularla uğraşacağız. Böyle onları yapıştırıp garip şekiller oluşturabilirler. Mesela kareyle de ilgili şöyle bir kareyi koyar. Sonra üstüne şöyle kare koyar. Sonra altına şöyle bir kare koyar. Sonra şuraya bir kare koyar böyle. Ondan sonra buraya bir kare koyar böyle. Bunun çevresini böyle bir sorabilir. Hatta bu sorunun sonunda onun çevresine de şöyle bir bakalım. Kare değil de dikdörtgenlisine bakalım istersen. Şimdi burada da güzel bir şey öğreneceğiz. Bu şekildeki sorularda yataylara ayrı, dikeylere ayrı bakın. Şimdi bizde şekil 2'nin çevresi şekil 1'in çevresinden 60 cm daha fazlaymış. O zaman şekil 1'in çevresi lazım ya bana. Şekil 1'in çevresi nedir? Çevre 1 hocam 2x artı 2y'dir. Şekil 2'nin çevresini bulmaya çalışacağım. Şekil 2'nin çevresini bulurken yataylara ayrı bakın dostlar. Dikeylere ayrı bakın. Hocam yataylara ayrı bakarken bak önce x'leri sayayım yataylarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani çevre 2'de yataylara ayrı saydım. Bak yatay artı dikey diyorum. Yatayları saydığım zaman hocam 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaptı yataylar. Yataylara baktığım zaman ama yataylarda 10x var. Tamam 10x var. Artı bir de ne var burada? 2 tane y mi var yataylarda tüm çevrede? Evet. Sadece yataylara baktım. 10x artı 2y var. Şimdi de dikeylere bakalım. Bak burası çok önemli. Dikkat lütfen. Dikeylere baktığın zaman da hocam dikey burada x var. Burada x var. Elimizde bir 2x var mı? Var. Şu 2x'i bir yazalım. Bak bu yatay. Bu da dikey olacak şimdi. Dikeylere bak. Hocam şurası y ama şurayı ne yapacağız? Sonra burada y var ama burayı ne yapacağız? Burada da y var. İşte bu şekilde böyle ayrı gayrı dikeyler olduğu zaman işte biraz sağında biraz uzağında böyle dikeyler toplamı sorulduğunda burada işimiz kolaydı. X burada, x burada. Toplam 2x yaptı. Ama bir dikey burada, bir dikey burada, bir dikey burada, bir dikey burada, bir dikey burada geldiği zaman bunlara bütünsel bakacaksın. O dikey uzunluğuna bak şu artı bu artı bu artı bu artı bu şeklinde bakacaksın. Aa hocam ben bunlara baktığım zaman şuradaki uzunluk aslında buraya geliyor. Buradaki uzunluk aslında buraya geliyor. Buradaki uzunluk da aslında buraya geliyor. Yani toplam dikeylerde bak bunları almayacağım taşıdım. Toplam dikeyler şurası artı burası artı burası artı burası artı burası yapıyor. Toplam 2x mi yapıyor? Evet 2x artı 2x yapıyor. Bu da dikeyler yaptı arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Hatta bu dikeyi buraya getirdim. Bu dikeyi buraya getirdim. Bu dikeyi buraya getirdim. Toplam dikeyler ne oldu? O zaman şu dikey iptal oldu. Bak şurası iptal oldu. Burası iptal oldu. Burası iptal oldu. Toplam dikeyler. Şimdi şuraya bakacak olursam bu iptal oldu. Buraya geldi ya. Şurası artı. Burası artı. Burası artı. Burası artı. Burası oldu. İşte bu şekilde dikeylerde de bu şekilde hamle yapıyorsun. O zaman çevre 2 neye eşit oldu? Hocam çevre 2 toplamda 14x yaptı. 14x artı 2y mi yaptı? Evet. Şimdi şekil 2'nin çevresi şekil 1'in çevresinden 60 cm daha fazlaymış. O zaman çevre 2 eksi çevre 1 eşittir 60 ya da şöyle diyebiliriz. Çevre 2, çevre 1 artı 60 diyebiliriz. Çevre 2 14x artı 2y ya. Çevre 1 de 2x artı 2y ya. Bir de 60 var burada. 2y'ler nanay oldu. Bu eşitlik olacaktı pardon burada. 2y'ler nanay oldu. 12x eşittir 60 oldu. Ve x'i de böyle kaç bulduk? 5 olarak bulduk. Bizden de zaten ne isteniyor? X isteniyor. Cevap 5. Mükemmel bir soru. Bak dikkat et buna. Gerçekten çok güzel bir soru. Bu şekilde dikeyler ve yataylar ayrı yap. Mesela ben sana bu sorunun tamam benzeri bak burada da var da dikeyler ayrı yataylar ayrı mı yapacağız bilmiyorum da bu sorunun böyle değişik versiyonunu ben sana bak şuraya göstereyim. Bu sefer dikdörtgenlerle yapayım. Mesela dikdörtgenlerin uzun kısa kenarı 2 birim uzun kenarı 5 birim olsun ve şimdi oluşturacağım şeklin çevresini sorayım sana mesela. Şöyle geldim. Aynı eş dikdörtgenler ve gelip şöyle koydum. Bak çok duvar yaptık mesela. Tamam yeni nesil soruya da çevir mesela. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bu şekilde bir tuğlaları duvara yapıştırdık böyle ve buranın çevresi nedir diye sordum mesela. Buranın çevresine bakarken hocam ne yapacağız? İlk önce uzun kenarları
yatayların 5 olduğunu biliyoruz. Yataylara ayrı bakacağız. Bak kafadan yapacağım. 1, 2, 3. Hocam yataylar. Burası artı. Burası artı. Burası artı. Burası artı. Burası. Hocam yatayda 3 tane 5 var burada. Şu yataylara ayrı ayrı bir bütünsel olarak bakacak olursan. Yine o da 3 tane 5 yapmıyor mu? Çünkü bu 6 iniyor. Şöyle şuraya geliyor. Bu 6 iniyor. Buraya geliyor. Bu 6 iniyor. Buraya geliyor. Bak bir de burası var. Toplamda şurası yapmış oluyor. 3 tane 5 de o yukarıda olmuş oluyor. Yani yatayları ayrı bir şekilde yaptığımız an. Şu yatayları şöyle gösteriyorum. Yatayları şöyle gösteriyorum. Bak gördün mü? Şu alt tarafta 3 tane 5 var. Üst tarafta da şunların toplamı da bak 3 tane 5 yapıyor. Çünkü bu yatayların toplamı direkt 3 tane 5'e eşit oluyor. O zaman bunun çevresinde ne olacak? Yatay artı dikey derken yataylar 3 tane 5 15 var elimde. Bir de yukarıda 15 var. Şöyle 3 tane 5 15. 3 tane 5 de burada var. 15 artı şimdi bir de dikeylere bakalım. Dikeylere baktığın zaman da dikeylerde hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 2 var. Yani o zaman bu kaç yaptı? 30 artı 12'den 42'ye eşit oldu. Tamam. Bu aynısı kareyle de gelebilirdi. Farklı bir şekilde de gelebilirdi. Ben sana artık bu tür sorularda yatay ve dikey diyerek bu sorularda nasıl hamle yapacağını da söyledim. Şimdi bazen ya hocam aslında burada soru kalıbı verdiniz. Bir şey ezberlettirdiniz. Hayır, ilk defa bir şey gösteriyorum aslında. Bu tür sorularda bu şekilde hareket edebilirsin diyorum. Yani bazen soru çözerek bazı kalıpları biz kendi kafamızda oluşturacağız ama bazı kalıpları kendi kafanızda oluşturmanız ya da ulaşmanız belki zor olabileceği için ben de size bu şekilde de bir şey var diyorum. İşinizi kolaylaştırıyorum. Ezberletmek için söylemedim. Paralel kenarda örneğini yaptım. Pardon. Ege'nin sorusunda, Ege'nin neyesi sorusunda örneğini yaptım. Burada farklı bir örneğini gösterdim. Artık gerisi sende. Her türlü bence artık sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın diye düşünüyorum. Şimdi bu da ilginç bir soru. Şöyle güzel bir soru. Örnek 20'de aşağıdaki paralel kenar 9 paralel kenara bölünmüş ve farklı renkte ve renkli paralel kenarın içindeki sayılar çevre uzunluklarını santimetre cinsinden göstermektedir. Buna göre büyük paralel kenarın çevresi nedir diye soruluyor. Bir kere arkadaş şuradaki paralel kenardan bir yola çıkacağımız belli. Niye? Arkadaş şuraya baktığın zaman burası hem buna hem buna ortak hem buna hem buna ortak. O zaman buradaki kenara ben bir x diyeyim mesela. Şuraya bir x dersem, şöyle kırmızıyla başlayayım istersen. Şuraya ben bir x dersem, hocam paralel kenarın çevresi burada 14 ya, o zaman şu ikisi artı şu ikisi 14 olacak ya. O zaman şu ikisi yarısı olmayacak mı? Yani 7 olacak. Yani şu x'i 7 olacağı için buraya 7xx kaldı. Şöyle 7xx. Yani şu x'i 7, bu x de 7. Toplam 14 yapıyor. O zaman aynı mantıkla burası x'i, buraya da ne kaldı? 5-x kaldı. Çünkü hocam şu x'i 5 yapması lazım. Çevresi 10 olduğundan. Hatta bu paralel kenardan dolayı burası da x ya. Burası da x olduğuna göre hop şu x'i de ne olmak zorunda? 5/2 olmak zorunda. Çevresinin yarısı. Sonuçta şöyle göstereyim istersen. Şurası a, burası b, burası a, burası b ya. Bunun çevresi nedir? Çevresi 2a artı 2b. Buradaki şu x'in toplamı çevrenin yarısı yapıyor. Çevrenin yarısı. Çevrenin yarısı. Yani burası x ise buraya da ne kaldı? 5/2 x. Yani şöyle 2.5 diyelim istersen. 2.5 - x. Sonra gelelim şuraya. Burası 5-x. Hocam yeşilin çevresi de 12 ya. O zaman bu x'i toplamı 6 yapacak. 6 yapması için 1 artı x oldu burası. Sonra burası toplamda 8 yapması lazım. 5-x'i buradaysa o zaman 3 artı x de buraya mı kaldı? Evet. Şimdi ben şuraya bakacak olursam. Hocam şurası hop şöyle. 4 artı 3x burası. Yani o zaman burası da paralel kenardan dolayı 4 artı 3x değil midir? Evet. Sonra şu yataya bakalım. 7, 5 daha 12, 14.5 eksi 3x mi yapıyor? Evet. Burası da 14.5 eksi 3x yaptı. Çok güzel. Aynısı burada da devam edecek işte. 4 artı 3x 14.5 eksi 3x oldu. O zaman bizim büyük paralel kenarın çevresi neye eşit olacak? 4 artı 3x artı 14.5 artı eksi 3x pardon. Bu çevrenin yarısı değil mi arkadaş? Şu x'in toplamı çevrenin yarısı. Ben bir de bunu 2 ile çarparsam tüm çevreye ulaşır mıyım? Ulaşırım. Ya da bir daha toplarsın. Bu şekilde devamını getirebilirsin. Buradan ne geliyor o zaman? 3x'ler gitti mi? Gitti. Hocam bu 18.5 yaptı. Çevre o zaman 18.5 artı çarpı 2 yapacak. 36, 37 mi yapıyor çevresi o zaman? Çevresi 37 yapmış oldu. Bu sefer garip bir şeklin çevresi sorulmamıştı bana. Direkt paralel kenarın çevrelerinden bahsediyordu. O yüzden paralel kenarın kenarına x deyince burası çevreden dolayı 5-x, burası 7-x şeklinde oldu. Bu da ilginç bir soru. Bu da güzel bir soru ve çok da güzel cevabı da çıktı. Bak ne güzel sorular çözdük ya bu sayfada. Gerçekten çok güzel şeyler öğrendik şöyle baktığımız zaman. Gerçekten çok hoş sorular. Evet, şimdi geldik paralel kenarın özelliklerine. Bak bunca saattir, bunca zamandır ne yaptık? İlk dersimizi de sayarsak eğer 18. günün ilk dersini de sayarsan full üçgenden yaptık. Şimdi diğer bir sayfayı da yine full üçgenden yaptık. Yani toplamda 3-4 sayfayı full üçgen sorusuna ayırmışım. Eskiden ne yapıyorduk? Paralel kenar diyorduk. Hemen özellikler diyorduk. Sorulara bakıyorduk. Paralel kenarın özelliklerinden soruların çözümlerine ulaşmaya çalışıyorduk. Bu
çok büyük bir yanlışmış. En azından bu şekilde üçgenle yapılabildiğini de gördüm. Şimdi paralel kenarda birinci özelliğimiz şu. Köşegenler birbirini ortalar. Hocam niye paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar? Çok basit kardeşim. Köşegenleri çizince şurada bir kelebek çıkmıyor mu? Çıkıyor. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam şu kenara A ise bu kenara A. Kelebekteki oran 1:1 oldu. O yüzden bunlar birbirine eşit. O yüzden bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Evet, paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Bunu kullanıyoruz dostlar. O yüzden bu özelliği bilelim. İkinciye gelelim. Paralel kenarda AB uzunluğu A. Yani şurası A iken, şurası BC uzunluğu B iken, şu köşegenler de E ye F iken, hocam E bölü 2 E bölü 2 F bölü 2 F bölü 2 şeklinde paylaşır ya burası. Bu köşegenler ve kenarlar arasında şöyle bir ilişki var. E kare artı F kare iki parantezinde A kare artı B kare eşit. Hocam bunu bilelim mi? Ya bence bilmenize gerek yok. Buradaki sayılardan bir tanesi eksik olduğu zaman, mesela A eksik olsun. Hocam burası belli, burası belli, burası belli ya. Sevmiyorum ama dalga geçeceksiniz ben, belki benle. Burada kosinüs teoreminden kosinüs alfayı bulup sonra büyük üçgende kosinüs teoreminden yine kosinüsü yerine yazıp A'yı da bulabilirsiniz gençler. Ha, niye buradan anlattım? Şuradan da yapabilirdik aslında eskiden olsa. Hocam bu üçgende kenar ortay teoremi var. Kenar ortay teoreminden yapılabilir ama müfredatta yok ve ben size bunun konusunu anlatmadım. Eskiden olsa bu özelliği yine ezberlemeyin, kenar ortay teoreminden yapın diye de söylerdim. Ama buraya da ispatını yazayım istersen. Şu şekilde arkadaşlar, bir tane sayı eksik olursa hiç fark etmez, sonuca ulaşırsınız. Mesela ben buraya alfa deyip kosinüs teoreminden kosinüs alfayı bulurum. Kosinüs alfayı bulurum. Sonra büyük üçgende de yine kosinüs alfayı bulduktan sonra yine kosinüs teoremi uygularım ve kosinüs alfayı da yerine yazıp A eksikse A'yı, B eksikse B'yi, E ya da F'lerden biri de eksikse onu da bulabilirim. Yani buradaki ikinci özelliği ezberlemenize gerek yok. Şu an neyi bilecekmişiz? Şu özellik, birinci özellik bizim için önemli. Üçüncü özelliğe gelelim. Üçüncü özellikte de bir köşegen olduğunda ve köşegeni kesip geçen bir doğru uzantısında, paralel kenarın uzantısında kestiği zaman direkt x'in karesi eşittir A çarpı A artı B, yani bağıntısındaki gibi şöyle bir kural var. Fark ettiyseniz böyle bununla ilgili bir soru biz çözdük. Bu kuralı da ezberlemeyin. Çünkü niye? Hocam şuradaki kelebekten oranlamaları yazarsınız buradaki. Sonra şuradaki temel oranttan da şuradaki temel orantı uygulayarak da o zaman sonuca ulaşırsın. Ya da şuradaki kelebekten dolayı oranlamaları yazarsınız. Sonra buradaki kelebekten dolayı da x a b arasındaki ilişkiye ulaşabilirsiniz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Üçüncü özelliği de ezberlemenize gerek yok. Bak, sınavda sorusu çıktıktan sonra bunu formülize ettiler. Hiç gerek yok. Ben ayıp olmasın diye yazmışım ama ezberlememeniz gerektiğini de söylüyorum. Şuraya gelelim. Bak, bu çok önemli. Bence bunun ispatını bilin. Bak, bu şekilde bir köşegen çizildiğinde karşı kenarın orta noktalarına gittiğimiz zaman buradaki 3 parça 3 eşit parçaya ayrılıyor. Ya da köşegen çizildiğinde orta noktalar karşılıklı olduğu zaman da şöyle şöyle çizildiğinde de yine aynı şekilde buradaki 3 tane eşitlik söz konusu oluyor. Niye? Bak, bunun ispatını bilin. Bu belki aklınızda kalır. Uzunluk olarak aklınızda kalırsa tamam, bu uzunlukların eşitliğini kullanabilirsiniz. Ama şimdi sana çok güzel bir ispat yapacağım. Bu çok güzel ispat aynı zamanda alanda da işine yarayacak. Alanda bazı şeyleri ezberlemene gerek kalmayacak. Nasıl mı? Hocam şurada bir köşegen çizilmiş ya. Diğer köşegeni de ben çizecek olursam. Diğer köşegeni de ben çizeyim şöyle. Çizemedim ama. Şöyle. Hop. Güzel çizdim. Evet, bu köşegeni çizdikten sonra köşegenler birbirini ortalıyor mu? Ortalıyor. Hocam şu köşegenler birbirini ortaladığı için şöyle ve şöyleyi yazdım. Sonra bakıyorum ki hocam şuradaki üçgende çok güzel bir şey oluştu ki ben şunu zaten söyleyeceğim şimdi sana. Dur, önce ne oluştuğuna bakalım. Hocam şu kenar ortay, bu da kenar ortay. K buradaki üçgenin ağırlık merkezi olmadı mı? Oldu. Ben sana şunu da söyleyeyim. Paralel kenar konusunda bir köşegen çizilmişse, kenar ortaylıkta varsa büyük ihtimal ağırlık merkezi vardır. Diğer köşegen çizdiğinde de yine kenar ortay oluştuğundan dolayı. E ne yapalım burada? Hocam burada zaten çıktı. Bir şey çıktı. Ağırlık merkezi bulduk burayı. Yani burası A iken burası 2A'dır. E üstteki üçgene bakacak olursanız hocam, üstteki üçgende de yine aynısı. Bak, şuradaki üçgene bakacak olursak eğer, hocam buradaki üçgende de iki kenar ortayın kesim noktası oldu. Yani burası yine ağırlık merkezi oldu. L ağırlık merkezi oldu. Şimdi dikkat. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Hocam burası da 3A olacak. E 1'e 2 oranda var ya burada. Yani burası da A'ya 2A şeklinde paylaşır. Dikkat et. Gerçekten de 2A, 2A, 2A şeklinde paylaşır. Bu ispat ileride göreceksin. Alanda da çok içine yarayacak. Niye? Bir üçüncü köşegeni de çizersin. Yani ağırlık merkezinde çizersin. Hocam bunlar A, 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 A olacak dersin. Burada da bir üçüncüyü çizersin. Burası da A, 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 A alanı olacak dersin. Bak, buradaki her bir alanı bulmuş oluyorsun. Yani burada şu ispat. Burası A iken burası 2A, burası 2A, burası 2A, burası A iken burası kaç yapıyor ki, 4, 6, 4A oluyor deyip de bu şekilde ezber yapmayacaksınız dostlar. Alan dağıtımından sonuca ulaşacaksınız. Hatta alanla dağıtılmış halini mesela ben
yan tarafta yine ispatıyla göstereyim. Mesela burası A, 3A, 2A, burası da A, 3A, 2A şeklinde gidiyor. Bunu bu şekilde ezberlemenize gerek kalmayacak. Niye? Şimdi gel sen ne yapalım? Biz yine şurada köşegeni çizecek olursak hop diğer köşegeni çizelim bakalım. Köşegeni çizdiğimiz zaman ne oldu? Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Şuraya baktığım zaman yine ağırlık merkezi çıktı. Neredeki üçgende ağırlık merkezi çıktı? Hiç bu sefer çizmiyorum. Anladın olayı sen. Hocam şurada ağırlık merkezi çıktı. A ise 2A. Diğer üçgende de burası ağırlık merkezi çıktı. A ise 2A. Yine bunda da aslında 2A, 2A, 2A'yı ispatladık ama bu sefer alan dağıtımını da göstereyim ben sana. Şimdi burada kenar ortaylık var ya, ağırlık merkezi alan ilişkisini ben daha iyi biliyorum. Bir üçüncü kenar ortayı da çizersen alanı daha rahat bir şekilde. Burada da bir üçüncü kenar ortayı çizersen alanı daha rahat bir şekilde dağıtabilirsin. Alan dağıtmaya başlayayım. Hocam her yerdeki alan A'dır. Hemen A'ları yazdık buraya. 6 tane A yaptı burası. Diğer tarafta 6 tane A olacak. Dolayısıyla onlar da A, 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 A diye paylaşacak. Ben biraz önce ne demiştim? Bak ezbere yapmadım onu. Kafamda ispatını yapıp sana söyledim. Ne dedim? A dedim, 3A dedim, 2A dedim. A dedim, 3A dedim, 2A dedim. Bu şekilde alan ezberlemek de kurtulmuş. Alan ezberlemekten de kurtulmuş oluyorsun. O yüzden buradaki ispat tekniği çok önemli. Bu özelliği aslında sırf buradaki ispat tekniğini göstermek için söyledim. Yine bu özelliği ezberlemene gerek yok. Buradaki özelliğin ispatı bizim için önemli. Tamam dost. Şimdi gelelim 5. özelliğe. 5. özellik de çok ilginçtir ki ÖSYM sorusunu sordu. Son 10 yıl içerisinde, 12 yıl içerisinde pardon 2 defa mı ne sorusu çıktı. Ama çok ilginçtir. O sordu. 2 soru da üçgen bilgisinden çıkabiliyor. Ben biraz sonra sorusunu göstereceğim. Üçgen bilgisinden nasıl çıkıyor onu da söyleyeceğim. Özelliği bilmesek de çıkar ama bazen böyle ya ne bileyim karşımıza çıkabilir. Hatta ben sana ispatını da göstereceğim. Bak şimdi. Özellik diyor ki bak şöyle paralel kenarın dışında bir doğru o varsa, doğru varsa eğer ve bu doğruya ben karşılıklı kenarlardan böyle paraleller çizersem eğer, bu dik de olabilir bunlar. Dik olması demek aynı şekilde paralel olması anlamına da geliyor. Karşılıklı köşelerden çizilen şu uzunlukların toplamları diğer karşılıklı köşelerden çizilen şu uzunluklar toplamına eşittir. Bak burada da yazılmış. Hocam bu nereden geliyor? Bak şimdi beraber görelim şimdi. İspatını görelim. Şu animasyonda görelim. Şu gördüğüm paralel kenarda köşegenleri çizecek olursam, köşegenler birbirini ortalıyor ya, eşitlikleri yazdım. Sonra şu DLMB dörtgenine dikkat edecek olursak bu bir yamuk. Yamuk tamam. Burada bir de orta noktada var. Yamuğu görmedik ama yamuğu görünce daha iyi anlayacaksın buradaki ispatı. Hocam hem yamuk var hem orta nokta var. Orta tabanı çizecek olursak yamukta orta taban çıktı. Yani DL ve BM'ye paralel çizdim orada. O yamuktaki orta tabandan dolayı direkt o kırmızı çizgi neye eşittir? DL artı BM bölü 2'ye eşittir. Sonrasında AKNC dörtgenine yani yamuğuna dikkat edecek olursak yine o köşegenlerin kesim noktasından çizilen kırmızı çizgi oradaki dörtgenin nesi oldu? Hocam oradaki yamuğun orta tabanı oldu yine. Yine karşılıklı kenarlar toplamının yani AK artı CN bölü 2'ye eşit değil midir kırmızı çizgi? Eğer ikisi de kırmızı çizgi bu karşılıklı toplamlarına eşit oldu. Yani AK artı CN bölü 2, DL artı BM bölü 2 birbirine eşit ya. Bölü 2'ler gidince de o zaman AK artı CN ile DL artı BM neye eşit oldu? Birbirlerine eşit oldu daha doğrusu. İspat da buradan geliyor. Yamuğu görmedik ama yamuktan geliyor. Yamuktaki orta tabanı da işledikten sonra daha net bir şekilde buraya dönüp bu ispata da bakabilirsin. Ha ben yamuğu animasyonda gösterdim. Sen de burada istersen burada direkt üzerinde de ispatını da göster. Ya da yamuktaki orta tabanı gördükten sonra gel buraya kendin ispatını bir daha yap. Tamam. Hatta o şekilde yaparsan senin açından daha sağlıklı olacak. Evet 5. özellik de bu. Bilecekseniz de özellik olarak bir bunu bilin. O da sınavdan çıktığı için hatta 2 defa çıktığı için bunu bilseniz iyi olur. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamı diğer karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamına eşit. Farklı versiyonları geldiği zaman da buna çevirebileceğiz. Biraz sonra sorularında da zaten bunu göreceğiz. Evet özelliklerde bu şekilde. Geldik şimdi öğrenme alanı sorularına. Öğrenme alanında bu işi öğrenelim. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman burada paralel kenar verilmiş ve köşegenler çizilmiş. Hemen köşegenler birbirini ortalıyor ya. Şöyle büyüteyim istersen. Öncelikli olarak Z'den dolayı buradaki açıya bir 30 derece yazalım istersen. Köşegenler birbirini ortalıyor. O zaman burası da çift çizgi olmak zorunda. Çünkü burası çift çizgi olduğundan dolayı. Ne çıktı burada? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı 30 derece ise 180'den 30 çıkar. 150 2'ye böl. 75 olur. Dolayısıyla alfayı ne buluruz? 75 derece olarak buluruz. A şıkkı 75. Geldik B'ye. Hocam burada eyvah ne yapacağız B'ye? Burada ne verilmiş? Köşegen. Köşegenler birbirini ortalıyor. Şu. Bu arada karşılıklı kenarlar birbirine 8 ise 8, 6 ise 6'yı yazdım. Sonra burada ne var? Köşegenler birbirini ortaladığı için burası da X oldu mu? Oldu. Hocam ne yapacağız şimdi burada? Hadi bakalım. Bak şimdi burada yapmışım. Hadi burada çözümünü yapalım. Sınavda çıkar mı? Pek de zannetmiyorum aslında. Ya ama burada
yapmak zorundayız bunu. Sorusunda yazmışız. Kaçamam artık vallahi. Yapmak zorundayız. Ya normalde formülden yapabilirsin. Hocam direkt neydi formül? Köşegen uzunluklarının kareleri toplamı. Şuraya formülü yazıyorum. Direkt 2x'in karesi artı şuraya da 6 deyip diğer 12'nin karesi eşittir. 2 parantezinde a kare artı b kareye eşit oluyordu dostlar. Buradan işlem yaparak sonuca ulaşabiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Bak şimdi herhangi bir üçgende, hangi üçgende kenarlar var? Hocam burası 6, burası 12, burası 8. Şu büyük üçgende şuraya alfa deyip kosinüs teoremi yap. Kosinüs alfayı bul. Sonra gel şuradaki üçgende kosinüs teoreminden kosinüs alfayı buldun ya. Bir daha kosinüs teoremi yap ve kosinüs alfayı yerine yaz deyip sonuca ulaşabilirsin. Ama uzun işlem olduğu için sana bırakacağım. Hiç kusura bakma. Unutursun diye çok korkuyorum diyeceğim ama ya böyle bir soru çıkmaz büyük ihtimalle. Çıkarsa da nasıl yapıp yani şu formülü unuttuysan nasıl yapılacağını da ben sana gösterdim. Biraz yani elin çalışsın. Buradan yapalım bakalım. Yine biz cevaba ulaşalım. Hocam buradan ne geldi? 4x kare artı 144 eşittir 6, 8, 13 kene. Burası 100 yaptı. O zaman 200 yaptı burası. 4x kare buradan neye eşit oldu o zaman? 200'den 144 çıkınca 56 yapıyor. X kare de buradan 2'ye bölsek 28, 2'ye bölsek 14 çıktı ve x'i de buradan kök 14 bulduk galiba. Evet. X de böylelikle kök 14 çıkar dostlar. İnşallah işlem hatası yapmamışımdır. Şöyle bakıyorum. Evet. Kök 14. Geldik C şıkkına. C şıkkında da hocam direkt formül. Şunun karesi bu çarpı tamamı. Kusura bakma formülü uygulamayacağım. Unuttum varsayıyorum. Direkt o şekilde de yapabilirsin. Hatta şuraya yazayım. Formüllüsü. Formüllü çözümü. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı x deyip x'i buradan 5 bulursun. Başka nasıl bulabiliriz? Hocam şu soruya baktığımız zaman. Buraya baktığımız zaman. Şöyle. Ne var burada? Dur. Şu çizgi yine geldi. Sinir oldum valla. Niye geliyor anlamadım ben onu ya. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Şuraya bakacağız arkadaşlar. Burada. Buraya baktığımız zaman 4 volttan dolayı direkt ne gördük burada? Kelebek benzerliği. Kelebekteki oran sağdan sola 2 bölü 3 yapıyor. 4 bölü 6 2 bölü 3. Yani burası 2A iken burası 3A. Hatta burası A mı oldu şöyle bakacak olursak? Evet. Sanırım şu bilgiler yeterli. Diğerini yazmama gerek kalmadı sanırım. 2'ye 3 oranını yazmama gerek kalmadı. Hocam şuraya baktığımız zaman bu oranlamaları yazdık. X'e bakacak olursak bunu fark eden arkadaş şuradaki temel orantıdan yapar. Ama ben oradan yapmayacağım. Bir de şurada şöyle bir kelebek benzerliği yok mu dostlar? Bu sefer kelebek benzerliğini kullanayım. Yukarıdan aşağıya şu kelebekteki oran kaça kaç? Yukarıdan aşağıya 2'ye 1. Hocam yukarıdan aşağıya 2'ye 1 olduğundan dolayı şurada bak kelebekteki oran 2'ye 1. O zaman 10'sa burası da kaç olacaktır direkt? 5 olacaktır. Yani cevap 5 gerçekten çıktı. Biraz önce de 5 diye bulmuştuk zaten. Evet gençler C şıkkı da bu şekilde oldu. Geldik D şıkkına. D şıkkında da hocam bir paralel kenar var ve bu paraleller çizilmiş. Aynı doğruya dik çizilmiş. Aslında bunlar paraleller. Paralellerde ne diyorduk? Karşılıklı köşelerden çizilen şu köşe ve şu köşeden ve bu köşe ve bu köşeden çizilen uzunlukların toplamları direkt birbirine eşitti. Yani ne diyeceğiz o zaman burada? 5 artı x neye eşittir? 6 artı 3 9 yaptı. Burası 6 burası 3 verilmiş. Burası da 2 verilmiş. Yani 9 artı 2'ye eşittir. X'i de buradan kaç buluruz? O 6 mı buluruz? Evet. Cevap böylelikle 6 çıkar. Ha direkt ÖSYM'e sorduğu zaman üçgenle ilgili yapılabilen kısmından soruyor tabii ki. Ha sen burada bir dikdörtgen oluşturacak olursan 2 dersin buraya x eksi 2 dersin. Sonra burada da bir dikdörtgen oluşturacak olursan 5 ise buraya da 5 dersin. 2 kaldı buraya. Buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. Şu açıları da dalacak olursan bu üçgenle bu üçgenin eş olduğunu görürsün. O zaman 4 ise burası da 4 olmak zorunda. X eksi 2 4 ise x de buradan 6 gelir diyebilirsin. Mesela bak eş üçgenlerden de çözüme ulaşabiliyoruz burada gördüğün üzere. Yani unuttuğunuz zaman formülleri unuttuğunuz zaman tamam formüle dayalı anlatımı sevmiyoruz ama formülü unutup veriyoruz belki işine yarar diye. Ama unuttuğunuz zaman da nasıl davranman gerektiğini söylüyoruz. Geldik şuraya arkadaş. Ay hocam ya ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Biz daha alana geçmedik diyorsun. Alan bir sonraki gün diyorsun. Ama dur ben sana bir şey gösterdim. İspat gösterdim. O zaman ispat gösterdiysen buyur hünerini burada göster. Tamam hadi bakalım bu soru ellerinden öper. Nasıl yapabildiğini de sen de gör. Tamam hadi bakalım ben de çözüme başlıyorum. Şimdi burada bu şöyle kenar ortay bu kenar ortay verilmiş. Aslında bir kenar ortay verildiği zaman paralel kenarda köşegende verilmişse diğer köşegende sen çiz büyük ihtimalle ağırlık merkezi karşına çıkar kardeşim. Evet ağırlık merkezi karşına çıkacak büyük ihtimalle o zaman bunu çizdim. Bunu çizince ne oldu? Hocam köşegenler birbirini ortalıyor şöyle şöyle gösterdik. Alttaki üçgene bakacak olursak hocam kenar ortay ağırlık merkezi oldu burası. Üstteki üçgende de yine aynı şekilde kenar ortay ağırlık merkezi oldu burası. Ağırlık merkezi ve alan ilişkisi var. Ağırlık merkezi alan ilişkisi neydi? Alan dağıtımı lazımdı. O zaman bir üçüncü kenar ortayı da buradan çizelim böyle. Bir üçüncü kenar ortayı da buradan çizelim. Alanı da rahat bir şekilde dağıtırım kardeşim. Yani şu alanların hepsi A yapmak zorunda. A. Diğeri de A.
falan yapacak. Ve şuraya bakıyorum. Hocam 4A12. 4A12 ise A'yı buradan 3 bulurum. Sonra ABCD paralel kenarının alanı nedir diye soruluyor. Toplamda ABCD paralel kenarının alanında da 12 tane A var. A yerine 3 yazarsam cevap da böylelikle kaç çıkar? 36 çıkar. Paralel kenardaki A'ları say. Hocam 6A burada. 6A burada. 12A. 12A da kaç yaptı? 36 yaptı dostum. Büyük ihtimal yapmışsındır. Çünkü ispatta gördün zaten sen de. Sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum bu soruda. Haksız mıyım? Evet, cevap 36 çıktı. Geldik şu soruya. Arkadaş, direkt burada da ne yapacaksın? Hocam formülden yapabilirim. 4'ün karesi x çarpı x artı 6 diyebilirim. Ya da ne yapacağız? Hocam tabii ki benzerlikten yapacağız. Benzerlikten yapalım o zaman. Benzerlikte sayılara baktığım zaman 4 ve x. Sonuçta şuraya baktığım zaman şurada bir kelebek var mı? Var. Hemen kelebeği kullanacağım. Kelebekteki oran 4'e x. Yani 4k'ya burası xk diyeceğim. Sonrasında ne olacak? Buraya da 4k eksi xk kaldı. Çünkü tamamı 4k ya. Buraya da 4k eksi xk kaldı. Sonra ne yapacağız? Hocam şunu gören masum köylü temel orantıyı kullanır. Ya da kelebek daha ince ayrıntıydı. Kelebeğe dikkat edin demiştim. Şurada kelebeğe de dikkat edip yukarıdan aşağı oranlama xk'nın k parantezini alıyorum. 4 eksi x oranı değil mi? Eşittir. Yukarıdan aşağı oranlama 4 artı x bölü 6 değil mi? Evet. 4 artı x bölü 6 eşittir. K'lar nana oldu. İşler dışlar yapacağım. Şimdi şuraya baktığım zaman 4 eksi x ile 4 artı x'in çarpımı a eksi b ile a artı b'nin çarpımı a kare eksi b karedir. Yani 16 eksi x kare yaptı orası. Bir de burası 6 x mi yaptı? Evet. Hepsini sağ tarafa toplayayım. X kare artı 6 x eksi 16 yaptı. 8'e 2 dersem sanırım şuraya ulaşacağım. Artıya eksi 2 dersem. Bak şimdi çarpımları eksi 16. Toplamları da artı 6'yı verdi mi bana? Verdi. O zaman buradan x artı 8. Bu da x'e x ya. Çapraz çarpımların toplamları buraya verdi. O zaman x artı 8 ve x eksi 2 şeklinde oldu. Bu eşittir 0. Hocam bu eşit 0 ise x'i buradan eksi 8 buluruz. Bu eşit 0 ise x'i buradan 2 buluruz. Ama uzunluk negatif olamayacağından x 2 çıkar. Zaten benden EF isteniyor. Cevap böylelikle 2 çıktı dost. Geldik örnek 23'e. Bak aşağıdaki şekilde ABCD paralel kenarında içinden bir doğru çizilmiş. Eyvah, ne yapacağız hocam biz şimdi burada? Şimdi biz şu burada şunu yapacağız. İçinden çizildiği zamanki formülü aslında var. Bununla da ilgili bir formül var ama zihninizi meşgul etmek istemedim. Sen neyi biliyorsun? Hocam dışında çizildiği zamanki şöyle paralel çizildiğinde, yani şu doğruya paralel çizeyim mesela. Dışında çizildiği zamanki formülü biliyorum. O zaman sen bildiğin şeye uyarla kardeşim. Ha bu arada yine burada ispat tekniğiyle şuradan dik çizip sonra burada da dik üçgen oluşturup şuradaki üçgenle şuradaki üçgene eş üçgen diyebilirsin. Bak açılara daldığın zaman burası alfa, burası da alfa yöndeş açıdan dolayı. Yine oradan da güzel bir şekilde çıkıyor. Üçgen bilgisiyle çıkıyor. Ama hadi formülcü zihniyet diyelim şimdi. Formülde de sen bunu ezberlediysen eğer, hocam burada 4 artı 3 x artı 5'e eşit olacak değil. Bak olmuyor zaten. Ne yapacağız? Dışarıdaki çizgiye göre biliyordum. Ben dışarıdaki çizgiyi uzattım o zaman. O zaman dışarıdaki çizgiye kadar uzunluklarına bakacağım kardeşim. Şöyle uzattım. Şöyle uzattığın zaman ne oldu o zaman burada? Hocam şuraya a dersem bunların hepsi a artı 5, a artı 5, a artı 5 oldu mu? Oldu. Şimdi karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamı. Yani burası a artı 9 artı şurası a artı 8 yaptı. Diğer karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamı. Hocam buradan gelen şuraya kadar x artı a artı 5 yazıyorum. X artı a artı 5 artı buradan gelen de artı 5 mi? Değil. Bu köşeden buraya kadar gelene bakacağız. Yani şuna baktık dostlar. Şuradan gelen artı buradan gelene baktık. Buradan gelen artı buradan gelene baktık. Dikkat et ona. O zaman burası da x artı a artı 5 artı a'ya eşit olacak? Evet. Şu artı şuna eşit olacak. A'ya eşit olacak. Hocam 2 tane a 2 tane a gitti. 17'den de bu 9 8 daha sol taraf. 17'den 5 çıktı. 12 bulduk x'i. Hocam daha kolayı var mı? Evet. Tam buradan paralel çizseydin a'la da uğraşmazdın. Hocam şuradan gelen burası. Buradan gelen de 0 olacaktı sadece. Bu karşılıklı köşelerden toplamı yaparken buradan gelen burası. Buradan gelen de doğru üstünde olduğu için 0 da diyebilirdik. Ama dediğim gibi şuradan dik üçgen şu üçgenle buradan dik üçgen çizerek şuradaki üçgenin eş üçgen olmasını da kullanabilirdik. Çünkü buradaki uzunluklar da birbirine eşit. Dostum üçgen bilgisiyle de yine de sonuca ulaşabilirdin. ÖSYM dediğim gibi üçgen bilgisi mesela şöyle bir soruyu sormuştu bize. ÖSYM bak şöyle bir soruyu sormuştu. Bak şeyi anımsayamazsınız mesela burada. Buna benzer bir soru sordu. Siz buraya baktığınız zaman ne fark ediyorsunuz? Hocam burası 10 iken 10, 6, 8, 10'u yazdın mı burada? Yazdın. Normalde bak formülize edecek olursan hocam bak dışarıda bir doğru var. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamı şeklinde de yapabilirsin. Ne dersin mesela burada? D noktasının EF'ye olan uzaklığı isteniliyor zaten bizden. Hocam şuradaki uzunluk isteniliyor bizden. Hop şuradaki uzunluk isteniliyor bizden. Yani şuraya bir x dersin. Hadi x dedik. O zaman diyeceksin ki hocam 6 artı 5 11 eşittir bu köşeden gelen x artı bu köşeden gelen 0. Yani 6 artı 5 eşittir x artı 0'dan formülü
bilenler formül B'yi aklına gelmez köşeden geçtiği için. Farz edelim ki geldi, bu şekilde yapardı ve x'i de böylelikle kaç bilir bulurdu? 1 bulurdu değil mi? Evet, 6 artı 5, 11. Burası da x artı 0'a eşit olacaktı. X artı 0'a eşit olacaktı. Yani x'i buradan 11 bulurdu. Başka türlü nasıl bulacağız hocam? Bizden şuradaki uzunluk mu isteniliyor? Evet, bu uzunluk. Şimdi dikkat dikkat. Ne yapalım burada? E hocam, şurada bir 90 derece var. Hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman burada dik üçgen oluşturmam lazım. Karşıma böyle bir şey gelmiş ya. Dikdörtgenle dik üçgen oluşturmuyor muyduk? Evet. Şuradan bir dikdörtgen oluşturayım. Mesela şöyle bir dik çizdim. Sonra çizince burası 6 iken bak burası ne oldu? 6 oldu. Şu 10 tamam, 6 8 10'du. 10'u kullandık. 10 karıştırması. Buraya ne kaldı o zaman? X eksi 6 mı kaldı? Evet. Bak buraya x eksi 6 kaldı. Çünkü tamamı x soruluyordu bize. E sonra ne yapacağız hocam burada? E burada da 5 var. Bunu da kullanacağım. E o zaman dik üçgenler verildiğinde açıya dalayım diye aklına gelir büyük ihtimalle. Çünkü 90'lar 2 ya da 2'den fazla. Hadi açılara dalalım bakalım. Açılara daldığımız zaman da hocam ben şuraya bir alfa dersem, buraya bir beta dersem, sonra başka ne var burada? Şu paralellikleri kullanacağım ben. Şu paraleli uzatacak olursam böyle. Bak alfaysa yöndeş açıdan alfa. Ondan sonracığıma alfaysa yöndeş açıdan alfa. Dikkat dikkat. Şunda da şu paralel ya. Burada da yöndeş açı var. Burası da alfa yaptı. Alfa 90'sa burası beta yaptı. Sarı üçgenler ne oldu? Benzer oldu. Hatta şunlar birbirine eşit ya. 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı da burada 5 oldu o zaman. X eksi 6 eşittir 5'ten. X'i buradan 11 diye de bulabiliriz. İster formülize edip o şekilde yap. İstersen burada direkt ben uzatıp da yaptım ama hocam şunla şunun arasındaki açı, bak paraleliyle bunun arasında, bunun paraleli arasındaki açı direkt alfayı da yöndeş açı olarak da bu şekilde de bulabilirdiniz. Ben sadece ispatıyla gittim. Şunu şöyle uzattım kardeşim. Şunu da uzattım. Alfa ise yöndeşten alfa, yöndeşten burası da alfa oldu ve üçgenler eş çıktı. Evet, böylesini sordu ÖSYM. Böylesiyle karşılaşabiliriz bir tane. Yani formül bu şekilde geldiği zaman formül aklına gelir mi mesela? ÖSYM öyle yapıyor zaten. Yani formül aklınıza gelmeyecek şekilde sorduğu zaman üçgen bilgisiyle de yapmayı ihmal etme lütfen. Anlaştık. Evet, güzel sorulardı. Şimdi paralel kenarda alana geldik. Alanı da bir sonraki gün işleyeceğiz. Şimdi hemen tiki atalım kardeşim o zaman buraya. Gel bakalım. Şöyle geldik. Tikimizi atalım şuraya. Kırmızı kalemimizi seçelim. Ve 18. günde bitmiş mi oluyor kardeş? Bitmiş oluyor. Hadi bakalım, tiki attık. 110 ile 115'i de bitirdik. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Sonra gelelim şuraya. Şurada da bir tiki atalım. Paralel kenar 1 ve paralel kenar 2 bitti. Ödev var mı diye bakıyorum. Yok. Paralel kenarın tamamı bittiği zaman, yani alan da bittiği zaman ödevimiz olacak. Şeye de bakmaya gerek yok ama biz yine de bakalım. Haftalık programda da paralel kenar tam anlamıyla bittiği zaman biz 10. haftayı böylelikle bitirmiş olacağız gençler. Evet, bitirdik. Bugün bitti. Yarın da 19. günde de paralel kenarı tam anlamıyla bitireceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün, yani 19. gün. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.